Tekrar bu metan avına. Bunların üstünde nokta meta. Metan avına bir width verelim. Width 55 piksel diyelim. Daha sonra buradaki floatları bir kaldıralım. Şimdi bir bakalım. Tamam. Geride ileride aynı yerde geldi. Bizim için gayet güzel. Daha sonra buna float right diyelim. Float right dedikten sonra bakalım. Float right dedik. Burada geldi. Şimdi right'tan margin right eksi 50 piksel geri liste. 50 az geldi. Eksi 100 piksel geri gitsin. Öncelikle ileri butonumuzu bir yerleştirelim. 100 de az geldi. 110 desin. Yapalım. Bir daha deneyelim. 2 piksel geri çekelim bunu. 118 diyelim. Ve margin top'tan eksi 2 piksel yukarı çıksın. Şu anda bakarsak bizim o siyah kısmımızın içine tam oturdu. İleri diyelim. Tamam, gayet güzel. Şimdi geri butonumuzu ayarlayacağız. Geri butonumuzu ayarlamak için browse'da margin right eksi değil 25 piksel bir boşluk verdirelim. Bakalım bize 25 piksel yetecek mi? Herhangi bir değişiklik olmadı. Peki İleri butonumuzda herhangi bir değişiklik var mı, ona bakalım. İleri butonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Aynı yerinde duruyor. O zaman browse'un içindeki ağının içindeki linkin ağının içindeki img diyelim. Herhangi bir değişiklik olmadı. Meta now neden o kadar boşluk vermiş? Image'de niye bu kadar, niye boşluk vermiyor? Meta now'un içindeki image. Now next. Now browse. Tam ters bir işlem var burada. Bunu alalım. Yapıştıralım. Şimdi deneyelim. Yine herhangi bir değişiklik yok. Bakarsak şuraya bakalım. İmece bakarsak meta now. Now next'in içindeki meta now diyor.
Pan a div class div. İçi boş geliyor. Now next. Now next'in içindeki a'nın içindeki img diyelim. Img hedefleyelim. Margin right 25 piksel. Peki margin left dersek ne olacak? Hemen bakalım. Margin left'i aldı. Peki margin right'tan x 25 değil de 25 vereceğiz. Doğru. X 25 değil, 25 vereceğiz. 25'i yine almadı. 100 diyelim. Tekrar bakalım. Margin left eksi 25 piksel diyelim. Evet, şu an aldı. Eksi 32 piksel diyelim bir. -32 az geldi. Bir piksel arttırmak gerekiyor. Hemen arttıralım. 33 piksel diyelim. F5 diyelim. Şu an geri butonumuzda istediğimiz yere geldi. Bakarsak ileri butonumuz istediğimiz yerde. Bakarsak geri butonumuz istediğimiz yerde. Hemen şu home ikonunu da halledelim. O neredeymiş? Home'un içindeki, navigation'ın içindeki home'un içine hedefleyelim hemen. Şunu bir yapıştıralım home'u. Bir navigation'ı buradan alalım. Yapıştıralım. Ve açalım. Ve diyelim ki home'un içindeki img diyelim. Margin Bluetooth klavyenin azizliğine uğradık. Bir türlü yazmıyor. Margin top 10 piksel diyelim. Gelelim. Margin left 10 piksel diyelim. Hemen bir bakalım. Ama buradaki noktalı virgülümüzü koyalım bir. Home'un içindeki image deyince onu da niye aldı? Enteresan. Home div class div'i burada kapattık zaten. Navigation'ın içindeki div class home. Tamam. A başladı. A bitti. Div bitti burada. Div tekrar başladı. İlginç bir şekilde. Bakalım ileri ikonunda da aynı sıkıntı var mı? Evet var. Biz bu home butonunu bir, ilk önce bir ayarlayalım. Home. Daha bunun içine ana sayfa yazmamız gerekiyor. Resimden sonra ana sayfa diyelim. Hepsini ayarlayalım. Bakarsak 12 piksel beyazmış. Style'a gelelim.
div, pardon, font font family, tamam, font size 12 piksel, color da FFF olsun, F5 diyelim. Ana sayfa geldi. Ben şöyle yapalım. Bunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Home'un içindeki A'nın linki virgül seçelim. Kopyalayalım. Boşluk verelim, yapıştıralım. Hover'ı buradakileri direkt buraya alalım. Over değil, bizi tıt olacak. F5 diyelim. Evet. Bakalım, bir boşluk var gibi duruyor. Ana sayfadan önce bir boşluk var gibi duruyor. Evet, boşluğu alalım. F5 diyelim. Tamam. Daha sonra margin left 33 dedik. Margin tire right 15 piksel. Resimle yazıyı ayırmak için. Ama herhangi bir etki göstermedi. Pardon. Burada değil. Home img'de yaptıralım. Margin right 15. Çok oldu. Burada hemen bakarsak metanav 55 demiştik. Bunu 40'a çekelim. 40'a bir çekelim, tekrar bakalım. On piksel yapalım. On iki yapalım orayı. Daha sonra margin left, margin right 118 demiş. Bunu 50 yapalım. Tekrar bakalım. Bakarsak Firebug'la Home Home'la ilgili hiçbir şey gelmiyor buraya. Home'un A'sı ile geliyor. A'sı. Home'un A'sına bir bakalım hemen. Home A içindeki img diyelim buraya da. Margin top. Toplam boyutu ne demiştik? Ona bakalım hemen. 167. Toplam boyutu 167'ymiş. Tekrar bir daha bakalım.